Günaydınlar, günaydınlar, güzel insanlar. Saat sabahın 7'si, ondan sonra. Benim canım sıkıldı. Hadi kalkın, Sparta'ya gidelim bugün. Evet kundiler, tekrardan merhabalar. Saat 11.30 falan, günaydın desem herhalde çok ayıp olmaz size. Sparta topraklarındayım an itibariyle. Hava güzel gibi görünüyor. Şöyle nasıl göstereyim. Ben de güzel gibi görünüyorum. Tişört işte, gene klasik şort, Antalya kombini. Ama yanılmayın arkadaşlar, buraya gerçekten kış gelmiş. O yüzden bir tık daha böyle kalın giyinmedim. Açıkçası pişman oldum. İyi ki hırka mırka aldırmıyorum ama bilmiyorum yani, şu an bu saatte bile böyleyse herhalde akşama doğru daha soğuk olur diye düşünüyorum. Dedim ki beni biliyorsunuz, gene bir şeylere kafam esti. Dedim bir yerleri gezeyim, tozayım gene. Bugün de Isparta'yı taktım kafaya. Gene tahmin ediyorum Burdur bölümü gibi iki parti şeklinde olacak bu. Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsüne girebildiğim gibi Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsüne de rahat girer miyim bilmiyorum ama merak etmeyin arkadaşlar. Benim adım Çaki. Kampüse girmeye bugün sizin için deneyeceğim. Yani bir şekilde bir yolunu bulacağız. Hani dediğim gibi ben oraya normal kapıdan giremezsem boydan girerim ama bir şekilde girerim yani, rahat olun. Boy 1.75 bu arada. Her neyse. Bir üniversiteyi gezeceğim. Çok ertesi güne falan kalmayı düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Bu arada çok mesaj aldım ben bunu. YouTube'da paylaştığımda Isparta'ya geliyorum diye bir gönderi açmıştım. O gönderiden sonra Instagram'da falan bayağı mesaj aldım. Abi işte gelsene buluşalım, şöyle yapalım, böyle yapalım falan diye. Diyorum bakalım, bugün denk gelebildiğim kadar birkaç tanenizle de görüşmek de istiyorum açıkçası. Ona göre bakalım, gezeceğiz, tozacağız. Bakacağız yani duruma göre. Hadi bakalım. Şöyle otogardan çıkmadan önce bir tamamen gül üzerine kurulu bir mağazaya geldim. İşte buradan Isparta'da olduğumu ayıkabilirsiniz. Gül artı lavanta. Bunu daha önceki videolarda bahsetmiştim sanırım size. Şehrin bir yerlerinde gülün turşusu bile yapılıyordur muhtemelen gibi bir şey söylemiştim hatırlıyorsanız. Gerçekten de öyle, şöyle gördüğünüz gibi çeşitli sepetler, mepetler falan bir şeyler böyle. İşte gülle alakalı duş jelleri var, kolonyalar var, kremler var. Ondan sonra işte bakım ürünleri var. Gül reçeli görüyorum şöyle. Gül lokum görüyorum şöyle, mevlüt usulü. Ondan sonra parfüm marfüm bir şeyler var sanırım şu arkada. Sabun görüyorum ileride. Daha sonra şöyle baktığımızda genelde böyle paket şeklinde hediyelik eşya gibi sanırım düşünülüyor. Şöyle araba kokusu olması lazım şunlar. Şunlar zannediyorum böyle dekoratif kah şekeri falan gibi. Magnet görüyoruz. Şöyle bakalım birkaç tanesine. Sparta temalı. Yani şöyle genel bir baktığımızda Sparta'nın şeyi bu. Markası bu yani bir nevi. Gözükmek ister misin? Teşekkür ederim. Yani bir şey reklam olur en azından. Yok yok. Ben çalışanım lazım. Eyvallah. Teklif ettim ama şöyle sabunlar ne? Abi ben Balıkesirliyim, bu yapılır mı ya? Tövbe yarabbim. Gül sabunu görüyoruz. Gibi gibi. Geneli bu şekilde argan sabunu görüyoruz. Pirinç sabunu vesaire. Bal sabunu falan. Böyle. Meyveli bitkisel bir dükkan kısaca. Şöyle çıkalım. Abicim teşekkür ettim. Ben kolay gelsin. Abi, kolay gelsin abi. Şöyle otogarı görüyorum. Şimdi üniversiteye nasıl gideceğimi sordum abi. Şu ileriden çıkış varmış, otogarın çıkışı. Kart nasıl temin ederim dedim. Ona otobüslerde para da geçiyor şeklinde cevap verdi abi ama bilmiyorum yani. Aslında kart mart olsa benim açımdan daha iyi olurdu. Neyse bakalım, geçeceğiz, soracağız şimdi duruma göre. Ya ağalar, biliyorum kampüs için açtığınız bu videoyu ama konu biraz dağılsa da şey canım çekti ya. Bir gül dondurması yapmayak mı gitmeden önce? Hem size şöyle bir göstereyim, bir yorumlayayım. Şu ileride bir yer tarif ettiler bakalım. Burası Yaş Park. Alışveriş parkı zaten, otogarın hemen dibinde. Şimdi şuradan ben bir gül dondurması tadacağım. Ondan sonra da kampüse gidebileceğim yerde şu karşı taraftaymış hemen. Oradan da bir şekilde yolumuzu bulacağız. Dondurmayı bulamadım gittiğim yerde, bana tarif edilen yerde. Ondan da öte birazcık sinirliyim. Sabahtan beri kime ne sorsam herkes sorduğum soruya yanlış cevap veriyor. Beni yanıltıyor. Mesela birine bir şey soruyorum. Şu nerede diyorum. Falanca yer diyor. Gidiyorum, orada yok falan. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Geri zekalı mısınız ya? Salak herifler ya. Neyse, gene de Isparta halkının geneliyle alakalı bir fikir sahibi olmayacağım ısrarla. Bugün tamamlayana kadar en azından. Ama lütfen bilmiyorsanız bilmiyorum demeyi öğrenin arkadaşlar. Anladın mı? Hiç kimse sizin annenizi sevgiyle yad etmek zorunda değil. Gerizekalılar ya, sinirim bozuldu. Tamamdır, sinirliyiz. Şimdi durağa doğru gidiyorum. Otobüste para da geçtiği söylendi. Zannediyorum 8 lira. Arkadaşın söylediğine göre, o da yalan değilse. Ve kampüslerin içine kadar otobüste girebileceğim söylendi. Onu bir deneyeceğim bakalım şimdilik. Böyle kart mart bırakmadan içerisini gezip tozabilirsek çok süper olacak. Şimdi gidiyorum. Bak bana üst geçit falan diyorlardı. O da yalan. Ha, yalan değil kısmen. Şey var, üst geçit var da buradan da geçebiliyoruz. Yani üst geçit şu ileride. Şu karşıdaki duraktan 4 numaralı otobüse binersen Batı kampüsüne, 12 numaralı otobüse binersen Doğu kampüsüne gidiyorsun babacığım. Bilgiyi alın, ne yapıyorsanız yapın. An itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü'nün içerisindeyim.
kıymetli arkadaşlar. Boydan girmedim, kapıdan girdim. Başta belirteyim. Ondan sonra şehir merkezinden yaklaşık bir 10 kilometre kadar yol yapıyorsunuz Batı kampüsüne gelmek için. Yani görebildiğim kadarıyla daha henüz girişteyim. Çok böyle kampüs falan dolanmadım ama yeşili oldukça bol bir kampüse benziyor. Hatta şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Agalar zannediyorum hiç fakülte yok ortalıkta ya. Ben mi yanılıyorum? Yani hep böyle dağ, bayır, böyle yeşil, orman, güzel dizayn edilmiş bir yere benziyor ama bir iki tane kafe gördüm girişte. Onun dışında fakülteye dair hiçbir şey görmedim şu ana dek. Bakalım. Şu ileride bir giriş gibi bir yer var. Şurası bir ufak otopark. Şöyle bir merdiven gördüm. Buraya giden 3-5 kişi vardı herhalde. Bunlar bir yere gidiyorlardı. Çünkü gelirken birçok öğrenciyle beraber geldim. Otobüs oldukça doluydu. Bunu izleyen Isparta Belediyesi yetkililerine de buradan ayrıca sesleniyorum bu öğrencilerin avukatlığını yapmak adına. Öğrenci otobüslerine çözüm bulsanız hiç fena olmayacak. Yani gördüğüm kadarıyla aslında sayı anlamında çok bir sıkıntı olmadı. Yani benim önümden 3-5 tane otobüs gitti ardarda ama gene de çünkü demiştik daha önceki videoda burası Türkiye'nin en kalabalık üniversitelerinden bir tanesi. Yani 100 bin civarı öğrenciden bahsediyorsun baba. Normal. Ama gene de belediyenin imkanları bir tık daha iyileştirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bak şöyle yerler abi. Şurada bina gördüm. Yani bilmiyorum bakalım. Bu batıyı bir gezelim. Ondan sonra doğu tarafına da sizi bir dolandıracağım. Dolandıracağım derken gezdireceğim anlamında yani. Hiç yapmayacağım şeyler. Öbür türlüsü. Bir fakülte binasının ucunu gördüm gibi oldu şurada. Ve burası yokuş bir yer gördüğüm kadarıyla. Bayağı yorulacağınız o yüzden gelirseniz. Yani tasarım anlamında bir problem yok gibi. Mesela önceki videoda Makü ile kıyaslamam gerekirse burayı. Makü sanki daha böyle tarla modeli bir üniversiteydi. Burası gene bir tık daha iyi. Şurası rektörlük binası. Ondan sonra bakalım gidiyoruz. İleride üniversite çarşısı gibi bir yer görüyorum. Alın size mühendislik fakültesi burası da. Ondan sonra şu ileride çok büyük bir öğrenci apokalips görüyorum. Bir kısmı üstüme doğru geliyor, bir kısmı ileri doğru gidiyor falan. Bir kalabalık var ileride. Sanırım orada güzel bir şeyler var, bir takım şeyler var. Şöyle meydan gibi bir yere çıktık. Öğrenci işleri daire başkanlığı diyor. Şurada kafeler var. Daha gerçekten dediğim kadar kalabalık bir yer. İnsanın daral gelir yani böyle bir yerde. Bu özel sınav falan gibi bir şey mi var acaba? Çok böyle öğrenciye benzemeyen insanlarla da karşılaştım aslında. Yaşlı amcalar falan. Ki onu da söyleyeyim mesela şeyden gelirken. Aa şurası teknik eğitim fakültesiymiş. Gelirken. Aa bugün şeyler var. Dur. SKS toplulukları sanırım bunlar. Bak bunlara üye olun ha. Her neyse. Öyle bir yer. Gördüğüm kadarıyla erkek nüfusu yoğunlukta arkadaşlar. Yani kadınlar da var tabi ama genelde böyle bir yoğun bir erkek konuşamadım dur. Erkek apokalips var gibi. Şu önümde bir bina daha bir de rüzgar gülü görüyorum çok saçma bir şekilde. Ve teknoloji fakültesindeyiz. Aga sanırım Batı kampüs bu kadar ya. Batı yerleşke merkezi derslikleri falan. Da rüzgar gülü ne alaka lan üniversitede. Şurada fakülte olduğunu tahmin ettiğim gariban bir bina daha var. Önünde bir tabela görüyorum ama şu an okuyamadım. Neymiş burası? Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkeziymiş evet. Yani zaten deprem kuşağında bulunan bir şehire de en fazla bu kadar bir deprem bilmem ne araştırma merkezi yeterli oluyordur zaten. arkadaşlar. Yani bu konuları benden başka kafaya takan manyak yoktur muhtemelen de. Abi üzülüyorum ya yani birçok şeye. Yani sadece şey konusunda değil tabii kampüs konusunda değil de ne bileyim bazı şeyler sanki daha iyi olabilirmiş gibime geliyor açıkçası. Şu ileride bir iki bina daha görüyorum oraları da bir görelim. Burada pembiş bir bina var ama tabelası yok. Ondan dolayı bakın burası da şu diyemiyorum size. Görürsek bakalım burayı da size bir şey yaparım. Şu karşıda şirin bak güller. Şehrin her yerinde bunları göreceğiniz bu arada. Yani gelirken çok enteresan bir şekilde her yerde gül vardı. Her yerde ama. Her yerde. Binaları var. Bunların ben fakülte olduğunu düşünüyorum. Bakalım yanlarından gelip geçerken bakalım neymiş ne değilmiş. Şurada da var birkaç şey de. Yapı işleri ve teknik daire başkanı. Abi böyle öncük cüncük yok mu lan şöyle heybetli fakülte. Tamamen heteroseksüel ve erkeksi görünümde bir şöyle fakülte binası. Yok mu şöyle şubelere göstersek? Burası var. Burası var. Hadi. Borunun öttüğü yere geldik. Nereye gidelim? Sağdan gelin. Tabela var. Şunları ben bir okusam mı acaba ya? Neyin nerede olduğuna dair kafam karışıyor çünkü. Ulaştırma birimi diye bir şey görüyorum şurada. Tuvalet kadar. Teknik Bilimler Miyo Mimarlık Fakültesi Yenilikçi Teknoloji AUM ve Çıkış. Neyse. Önemli bazı şeyler. Şurada bir tabela daha var. Onu da bir okuyacağım. Bu arada hava var ya hava. Hava soğuk. Hava soğuk arkadaşlar. Yani ben birkaç saat sonra muhtemelen hırkayı çekerim üstüme. Çünkü olacak gibi değil yani. Hele ki Sparta'ya gelinmemesi gereken en yanlış kombinle gelmişim. Yani ama abi ben şimdi Akdeniz insanıyım. Yani anlatabiliyor muyum? Her yeri mühendislik fakültesi burayı görmüş müydük?
Otomotiv mühendisliği bölümü. Tabela boş. Neyse. Şu teknoloji fakültesini ön taraftan görmüştük. Şu da diğer taraftan. Ben Akdeniz'in diğer şehirlerini de Antalya gibi zannediyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim şeyim o. Sıkıntım o. Yani ben Burdur'da. Ulan Antalya gibi yerde sonuç bir Akdeniz değil mi anasını satayım? Çekip öyle gittim. Akşam donduk. Burası şu an Burdur'dan daha soğuk abi. Saçma bir şekilde bu saatte. Şu tabelalara da bakalım. Seramik Ağum. Ağum ne ki lan? Araştırma Ulaştırma Merkezi. Saladım şu an. Teknik bilimler miyim? Mimarlık Fakültesi Yeni Teknoloji Atölyeler Çıkış. Sürekli beni çıkışa doğru götürüyor bu. Burayı sevmedim. Ama sanırım başka bir şey de yok arkadaşlar. Yani şöyle genel bir baktığımızda zaten üniversite iki yerden oluşuyordu biliyorsunuz. İşte bu da o partlardan bir tanesi ama yani sanırım bu kadar gibi görünüyor. Motosikletler kapatılsın ya lütfen. Yani tabii bir şey demek istemiyorum genel ama teknik bilimler meslek yüksek okul demiştik buraya. Saygı duyuyorum elbette ama ya abi çok gereksiz gürültü ya. Vallahi çok gereksiz gürültü. Yani kafeler mafeler falan. Az ilerler beni zaten çıkışa doğru tükürecek muhtemelen burası. Kapının oraya geldik o. Başta gösterdim kapının bu tarafa geldik. Şurası Mimarlık Fakültesi. Tabelanın gösterdiği kadarıyla medikososyal şubemdir. Bu mekanı muhtemelen. Mühendislik, teknoloji, ÖSYM burası, otobüs durakları, mescit, taş kafe. Bu kadar mı abi? Kampüsten de bize. Dağın başına kurulu 3-5 bina mı yani? Bu mudur? Eleştirmek için söylemiyorum bu arada arkadaşlar, şaka. Türkiye genellikle neredeyse bütün kampüsler zaten aynı formatta. Sanırım az önce çıktığım yere çıkacağım gene. Fazla zaten dolanabileceğim bir yer yok. Yani bayağı gezdim gibi. Şimdi biraz Anadolu kampüsüne gireceğim. Orada da neler var neler yok. Sağlı sollu bir göreceğiz. Ya da ben KYK falan görmedim hiç ya şimdiye kadar. Bu arada bak onu da söyleyeyim. Genelde bu böyle kampüse yakın ev falan bulamazsanız genelde öğrenciler otogar tarafındaki apartlarda falan da kalıyorlarmış. Hani yeni geldiyseniz eğer aklınızda olsun. Şuradan bakalım bir tur daha atalım. Sefer bir tık daha aksi istikamete doğru. Şu ileride bazı bir şeyler var gibi sanki ama boş mu acaba orası? Kültür merkezi diye bir yer görüyorum. Burada ne yapılıyor acaba? Heykeller görüyorum. Bak KYK muhtemelen şu karşısı aga. Gitsek mi yakınına kadar diyeceğim de. Şöyle bir dolanalım ya. Gideriz belki. KYK'yı gördünüz yani sonuç itibariyle. Şöyle manzaravari bir yere geldim. Cami falan görüyoruz. 3-5 bina var şurası işte otopark falan. En son Türk bayrağı da bitireyim bari. Şimdi bir çay içip biraz da telefon şarj edeceğim. Teşekkür ederim. Taş Kafe diye bir yerdeyiz kampüsün içinde. Şöyle görebiliyorsunuz. Güzel bir yer. Yani otantik görünüyor. Buraya muhakkak uğrarsınız diye tahmin ediyorum. Evet, telefonları şarj ettik. Bataryaları falan doldurduk. Batı kampüsü zaten çok fazla bir şey olmadığını biliyorduk. O yüzden Doğu kampüsüne doğru bakalım yola çıkacağız. Şu ileride Buzdoğan Köprüsü var. Bunu önceki videoda bahsetmiştim. Hatırlayacağınız üzere işte köprüden geçip Doğu kampüsüne gireceğiz. Bakalım bizi orada neler bekliyor. Batı kampüsü zaten hani dediğim gibi 3-5 fakülte, 3-5 bina o kadar. Burası biraz öyle bir yer. Şimdi gireceğiz, bakacağız. Böyle butik bir kampüs. Şöyle yürüyelim bakalım. Otobüsler falan geliyor gidiyor bu arada içeride. Bunlar muhtemelen kampüsün kendine ait trikler. Bakalım bize Doğu girişinde de kart mart soracaklar mı? Batıya gayet normal bir şekilde girdik. Sıkıntı olmadı dedim. Ben kampüsünüzü gezmeye geldim bana dedim. Açın lan kapıları dedim. Oo Çaki abi sen mi geldin dediler ya. Sen ayıp ediyorsun dediler ya. Haber edeyim sana. Abi araba gürültüsünden nefret ediyorum ya. Dayı bu ne biçim heykel Allah'ım ya Rabbim. Her neyse. Şöyle manzaralı bir yer. Ha ne diyordum ben? Oo Çaki abi sen mi geldin dediler ya. Sen haber etseydim sana bir karşılama töreni falan hazırlardık. Hasta etmeyin lan adamı dedim. Çin kapıları dedim gireceğim dedim. Sonra güvenlik. Abi elini ayağını öpme abi. Abi halım alı falan bir şey yapalım abi ya dedim. Salın beni. Dediler ki abi bak kesinlikle içeride falan bir şey ihtiyacım olursa çekinmez. Goy goy geyik neyse de şöyle karşı tarafı görüyoruz. İçeride bakacağız duruma göre. İşte insanların kışın yürürken burada kıçının donduğunu söylemiştim size. Ama şu an çok kış mevsiminde sayılmasak bile benim yine de kıçım donuyor ufaktan. Bilmiyorum nasıl olacak. Sanırım şu anda Doğu kampüsündeyiz. Şu tabelalara bir bakalım burada ne var ne yok. Ne film dönüyor burada. Şurada bir amfiteyatro gibi bir şey görüyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giriyormuş burası. Şöyle yemekhane falan, fen edebiyat, iletişim, yabancı diller, yat yurt. Şurası çarşı gibi bir yer zannediyorum. Yanılıyor da olabilirim. Emin değilim şu an. Şöyle bir gidelim bakalım ileride ne var ne yok. Şey sanırım ya. Doğudan batıya girerken bir şey sormuyorlar. Kimlik falan sormuyorlar gibime geldi. Aslında iki kampüs dip dibe ama arada bir ana yol geçtiği için iki farklı otobüsle, otobüs hattıyla ulaşım sağlayabiliyoruz. Öyle bir yer. Ya bu arada arkadaşlar Burdur bölümünde kurgusunu falan yaparken yayınladıktan sonra da izledim onu. Ya çok geyik yapmış. Kanka çok konuşmuşum. Dolayısıyla biraz böyle sizi sıkmış olabilirim. O yüzden onun özürünü de buradan dileyim. Şuraya bir çıkalım bakalım ya. Şu merdiven gidiyor yukarı bir yere. Merak ettim. Şurada bir fakülte var muhtemelen. Güzel Sanatlar olduğunu tahmin ediyorum. Şey dediler Doğu kampüsünün içinde böyle otobüslerin toplandığı bir yer varmış. Şey gibi. Makü'de olduğu gibi. Makü'de biliyorsunuz kampüs için otogar gibi böyle bir. Vay baba. Vay 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 vay. Siz manyaksınız. Kampüs çok fikir rüzgar esiyor ama
Bak şuraya milleti topla işte. Ben burada şarkı söyleyeyim ya. Ama çok rüzgar esiyor arkadaşlar. Gerek var mı bu kadar esmeye, estirmeye? Şuradan kampüse doğru bir bakalım bakalım. Şu arkamızda bir yer var. Buranın tabelasını göremedim için size. Şu fakültesidir diyemiyorum ama güzel sanatlar olduğunu tahmin ediyorum sadece. Yanılıyorsam da aşağı sövmeye gelmeyin. İleride işte önümüzde fakülteler falan, çeşitli binalar binalar ama yani hakikaten bak şurası fotoğraf çekilecek bir yer. Şöyle. Dağ tepe. Güzel ama. Daha şimdi buradan bir de inmesi var. Buraya kadar çıktık, hadi mesele yok da. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Ondan sonra şurada bir yer görüyorum, görünebilecek falan gibi. Neyse inelim bakalım ya. Arkadaş inin bitmiyor ya. Medeniyetin merdiveni sanattır. Atacım bu mudur ya? Yürü yürü bitmiyor. Şöyle meydansı bir yer var önümüzde. Şimdi nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok ama şöyle. Yürüyelim bakalım. Ama hakikaten burada var ya böyle konser monser falan. Baba yani Makinu kampüs de iyi bak o konuda. Bizim Akdeniz'i falan saymıyorum zaten hiç. Şurada öğrencilerin oturup kalktığı bir yer var. Fakülte mi, yemekhane mi, kafe mi emin değilim. Tabela gibi bir şey görmeye çalışacağım. Göremezsem de siz yoruma yazarsınız. Cahil herif burası da bu diye. Ya tabela diye bakıyorum, Atatürk'ün sözünü yazmışlar her yere. Sanırım burası komple güzel sanatlar ha. Ama tam aradım üniversite ortamı ha. Bak her yer kafe. Her yer kafe yani inanamazsın. Yok fakülte girişleri o kadar güvenli değil ama. Yani böyle kart mart falan sorarlar diye bekliyordum ama. PTT görüyoruz bir tane. Evet, Doğu Kampüsü yemekhanesi. Şuradan bir kıvrılalım bakalım ya. Şu yukarısı işte az önce indiğimiz yer. 32 plakalılara. Lan bu vlogun kapaklarına ben böyle gittiğim şehirlerin plaka numaralarını falan da yazsam mı acaba ya? Şekil şükür olur mu? Şuradan çıkalım, dışarı doğru dolanalım. Yalnız bu arada kalabalığın içinde ne yapıyor bu denyo der gibi bakışlar aldım. Üzerimde hissettim yani. Ama sıkıntı yok oğlum. Dünya üstünde benden utanmaz adam bulamaz. O kadar da utangaç olmaya gerek yok yani. Martı falan gördüm kampüs içinde. Böyle bisiklet falan gibi şeyler de var mı emin değilim. Yani benim gözüme çarpmadı ama herhalde. Yani böyle devasa bir yerde ola vardır diye tahmin ediyorum. Öğrenciler için büyük kolaylık. Şöyle inşaat bir yer var. Ha onu da belirteyim bak. Onları çok aslında görüntülemedim girişte ama. Isparta'nın girişinden şeye gelene kadar, merkeze gelene kadar hep böyle bu inşaat olayının cılkını çıkardıklarını düşündüm. Çünkü her yerde böyle bir yarım yamalak beton yapı işte. Ne bileyim kapısı penceresi bilmem ne yok. Böyle binalar falan. Aslında burası da gene şey yani arazi olarak Burdur'a çok benzer bir yer. Biraz nasıl diyeyim işte Burdur'un gelişmiş versiyonu diyeyim. Yani Burdur köydü biliyorsunuz. Burası işte onun şehir hali. Yani şey anlamında tarla, toprak falan hesabı. Burası da biraz o yapıldı ama işte burası biraz böyle betonlaşmış. Betonlaşmaya yüz tutmuş gibi geldi bana açıkçası. Şöyle bir inelim bakalım aşağı doğru. Buralarda ne var? Saat de 3 oldu. Çok fazla geçe kalmadı. Aslında şehir merkezine değilsem güzel olacak. Az bir şey daha şöyle turlayalım. Herhalde yeni geleceklere yeterli infoyu vermişimdir diye düşünüyorum. Hep böyle dağ bayır. Yani manzara itibariyle dağ bayır. Ya arkadaş şeyi gerçekten çok mutlu hissediyorum. Nerede biliyor musunuz? Efendim? Maalesef. Ne diyordum ya? Kız lafım böldü. Ha şey. Hep böyle bu garipseyen bakışları üstümde hissediyorum. Aga sanki donsuz geziyoruz anasını satayım. Ne var yani elimde işte mikrofon. Böyle konuşa konuşa geziyorum yani. Ne var siz hiç mi kendi kendinize konuşmadınız? Bu arada hemen yanılgıları düzeltelim. Agalar güzel sanatlar buradaymış. Bu arka tarafın ne olduğunu bilmiyorum, onu yorumlarda yazın. Şimdi oraya kadar gidemeyeceğim bir de tabelasına bakmaya. Buralar ne acaba? Bir fakültenin arka tarafındayız şu an muhtemelen. Ondan dolayı tabela göremiyorum şu an ama bakalım şöyle gidelim. Herhalde ileride bir yerde bir şeyler görürüz. İktisat fakültesini ben görmedim sanki ya. Görmedik değil mi? Görmedik. Batı'da yoktu. Yeni gelmiş herhalde o da. Bilmiyorum muhtemelen. Ama sevgili hanımefendi bu videoyu izliyorsan sana yardımcı olamadığım için tekrardan özür diliyorum. Isparta Meslek Yüksekokulu. Şöyle iki blok şeklinde sanırım bunlar. Hukuk fakültesi şurası. Beni böyle içine dışına gezdirmeyin işte. Fakültelerin olduğu yerler buralar. Ama daha önümde böyle yürünecek bir dünya yol var gibi görünüyor. Belki bir ihtimal eskaza yolu buluruz. Şehir merkezine inmek için. Ha bak otogar dedikleri yer. Konuşamadım dedikleri yer. Sanırsam burası. Burayı ben aklımda tutayım. Buradan herhangi
herhangi bir tanesine binip merkeze inebiliyormuşuz. Yalnız tek kullanımlı kart mart olması aslında saçma. Yani şey isterdim, böyle gezdiğim şehirleri falan, ben şeylerini biriktiriyorum. Toplu taşıma kartlarını falan biriktiriyorum. Spartan'ın da Gülkent kartı vardı bir tane işte. Ondan böyle tek kullanımlı falan bir şey olsaydı koleksiyona atardım onu da. Ya bu adamlar beni methetme kardeşim, bana para ver dedikleri için toplu taşımayı parayla kullanıyoruz. Gelirken parayla bindik. Daha o gül dondurmasını yiyemedim ya. O kadar böyle içime oturduk ya. İşte bu da benim kötü huyum ya. Böyle şeyi kafayı taktıktan sonra onu böyle yapmadan içim rahat etmiyor hiçbir şekilde. Kafayı toparlayamıyorum. Şimdi gül dondurması diye ineceğim duracağım muhtemelen 2 saat. Bakalım merkeze inince ben onu bir sağa sola soracağım gene. O aklımda yani çıkmadı hiçbir şekilde. Bu otogar tarafında şey var mı acaba ya? Tıp fakültesi derslikleri. Makü videosunda ben çok aceleye geldi, orayı alamadım. Makü'nün içindeki otogarda şey vardı, böyle otobüse sırayla binme sistemi vardı. Yani bayağı bildiğin bir yerde böyle parmaklık falan yerlerin arasına geçiyorsun, işte sıra oluyorsun. Gene otobüse sırayla biniyorsun falan gibi bir şey vardı. Acaba buradakinde de öyle bir şey var mı? Böyle bir medeniyet kırıntısı. Ne oldu? Sonuçta burası Burdur'dan daha medeni bir yer. Bir fakülte daha var. Zannediyorum tıp fakültesi burası. O arkada gördüğümüz yer derslikleriymiş herhalde sadece. Diş hekimliği fakültesi. Sağlık bilimleri de şurada tıpın üvey evladı gibi duruyor. Ben de ATM'ler görüyorum. Cam bölmeli bir yer görüyorum. Orası ne acaba? Gider bakarız şimdi. Bu arada bak, uzun konuşmayacağım dedim. Gene uzun uzadıya konuştum 2 saat. Bir dakika. Sen şaka yapıyorsun. Kampüs bitti mi şu an? Abi saçmalamıyor, olur mu bir şey? Hocam pardon, şu bina ne acaba ya? Hastane. Hastane burası. Aynen. Teşekkür ederim. Filmi şimdi anladım. Agalar, sabah otobüste gelirken şey demiş miydim ben size? Demedim herhalde. Öğrencilerle beraber şey otobüsüne, üniversite otobüsü, böyle yaşlı dayılar falan da biniyor. Sanırım bu yüzdenmiş. Bak burası şu karşı taraf, o camlı bölme dediğimde şu ottan görünmüyor. Gideyim mi oraya kadar? Gerek yok ya. Arka taraf işte. Her neyse. Dayılar mayılar sabah öğrencilerle beraber hastane amacıyla bunlara geliyorlarmış herhalde. Ama şu an kampüs bitti bayağı. Bir tabelalara bakayım. Beni şutlamadan bunlar, hemen geri girmem lazım. Diş hekimliği, tıp, sağlık. Hepsi gördüğümüz yerler zaten. Ben çaktırmadan şuradan gene kaynayım araya, güvenlik kulübesi boş görünüyor. Gerçi gelen geçen giriyor herhalde, çok da iplenmeyen bir mesele bu. Aynı yolu bir daha geri dönmüyorum agalar, ben şehir merkezine iniyorum. Bu video bu kadar olsun. Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu ve Batı kampüsleri bu kadardı sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Episod 2'de görüşmek üzere.